Herkese günaydın. Mutlu yıllar dileyerek başlamak isterdim ama maalesef yine çok üzücü bir başlangıç olduğu yıla. Umarım çok daha güzel günler önümüzde olur. Bugün biliyorsunuz aşağı yukarı bütün piyasalar, bütün ana piyasalar kapalı. Amerika, Çin, Japonya, İngiltere. Dolayısıyla çok fazla yorumlayacak bir şey de şu an itibariyle yok. Ben de biraz daha yıllık kapanışlar üzerinden gitmek istiyorum. Zaten geleneksel Dogs of Dove stratejisini de attım. Yıllık kapanışlar açısından nasıl bir dönem geçirdik? Ona kısaca bakmak istiyorum. Kısa bir video olacak dolayısıyla. Önce isterseniz endeksin kendisiyle bir başlayalım. Şimdi bakın şurada yani 2000'li kapanışta yıl içinde daha yüksek bir seviye görüyoruz. Sonra net bir şekilde aşağıya doğru bir hareket ve ondan sonra bir ayı piyasası var. 2007'deki zirve açısından baktığımızda orada yine ilginç bir şey var. Önceki yılın yani önceki zirvenin üzerinde bir zirve gözüküyor. Ama kapanış itibariyle baktığınızda neredeyse 2000 kapanışı seviyelerinde. Dolayısıyla şuradaki bölgenin hemen etrafında bir kapanış görüyoruz. 99-2000'in açılışı. Ertesi sene de zaten zayıf bir seans geçiriliyor. Bu yılın kapanışına bir göz atalım veya 2014-2015'in durumuna bir bakalım. Görüyorsunuz kapanışın üzerinde bir hareket olmasına rağmen 2015'te daha düşük bir kapanış oluyor. Ama 2016'da çok net bir şekilde yukarı bir çubukla artı bir kapanış yapmayı başarıyoruz. Zaten şuradaki hareketlere baktığımızda örneğin 1, 2, 3, 4, 5 tane üst üste kapanış var. Burada yine pardon 1, 2, 3, 4, 5 tane birbirinin üzeri kapanış var. Bu son harekete baktığımızda tabii benzer bir seyir burada da var. Tam üzerinde olmasa da. Ama biraz daha sindirerek, biraz daha çubuk boylarının şurada gördüğünüz gibi volatilitenin daha yüksek olduğu, burada çok daha dar bantlarla yukarıya doğru hareket ettiğimizi görüyoruz. Şurada daha yüksek bantlar var. Hareketin volatilitenin daha yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Buradaki net kapanış benim açımdan rally'nin daha devam edeceğini gösteren bir gelişme. Benzer bir durum Nasdaq açısından baktığınız zaman da var. Şurada görüyorsunuz uzun süre sonra Nasdaq'ta ilk kez geçtiğimiz yıl itibariyle önceki 2000'lerdeki balonu geçmiştik. Şu anda da yavaş yavaş daha yukarı seviyelere doğru gidiyoruz. Yani şuradaki dönemde yaşananlarla şurada yaşananlar çok farklı birbirinden. Dolayısıyla evet pahalı olduğu argümanını öne sürebilirsiniz ki Cash-Shiller endeksini kullanarak pahalı diyenlerin neden yanıldığını da daha önce detaylı olarak yazdım. Pahalı olduğu argümanı gelebilir ama bir balon olduğu argümanını çok fazla satın almıyorum ben. Dow Jones tarafına baktığımızda tabi orada biraz endeksin fiyat endeksi olmasından kaynaklanan farklı bir görüntü de var ama benzer bir yapı burada da var. Çok net bir artı kapanış oldu. Dolayısıyla söyleyebileceğim şimdi 10 yıllıklara da bakacağız ama kısa vadede bir önemli bir düzeltmenin eşiğinde olabileceğimiz buradan al tavsiyesinde bulunmak istemiyorum. Eğer 2340'ları geçebilirse S&P tarafında bu durum değişir. Şu anda kesinlikle al tavsiyesinde bulunmak istemiyorum. Ama yukarı trendin 2017-2018'e aktaracak şekilde hala yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi 10 yıllıklara bir bakalım. Tabii buna yıllık bazda pardon bakmak biraz daha zor olacak. Çubuklar tam gözükmüyor ama şurada gördüğünüz gibi aslında önemli bir dip 2012 yılında yapıldı. Yani bu bence birkaç neslin görmeyeceği bir dip. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda çok ciddi anlamda kritik bir hareket olduğu anlaşılacak. Tıpkı şurasının tarihi bir
getiri seviyesi olması gibi burası da tarihi bir dip. Bundan sonra muhtemel daha yukarıya doğru bir hareket görülecektir. Bunu tartışırız. Bence çok daha yukarısı açık ama önce buradaki kısa vadeli duruma CFTC kontratları üzerinden bir göz atmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz çok büyük pozisyonlar açıldığından bahsetmiştik. Euro dolar tarafında özellikle tarihi zirveler vardı. Burada oluşmamıştı diyorduk ki bakın burada da tarihinin en büyük short seviyesi açılmış durumda. Aşağı yukarı şurada görüyorsunuz zaten aşağı yukarı deme gerek yok. 340 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Nitekim bununla beraber 10 yıllık getirilerde de bir aşağıya doğru hareketin başladığını gördük. Herkesin bir tarafa yığıldığından bir süredir bahsediyordum. Gördüğünüz üzere buradaki uyumsuzluk da çalışmaya başladı. Buradaki 335-340 aralığına bakıyordum ama muhtemelen daha da kuvvetli bir hareket olacak az önceki görüntüden dolayı ve tabii son vagona binmeye çalışanların çok yoğun, çok fazla olmasından dolayı. Bunu Amerikan endeksleriyle karşılaştırırsak eğer burada 3.30'lara doğru bir hareket olacak ise o zaman Amerikan endekslerinde de önemli bir düzeltme yaşanacaktır. Dolayısıyla giriş için çok acele etmemize gerek yok. Eğer malsızsak, eğer 2320-40 kırılırsa o zaman durum değişebilir. Buradan gelelim parite tarafına. Paritenin aslında 15. yılına giriyor euro. Şimdi görüntüye bir göz atalım. Zaten şuradan tepelerin giderek alçaldığını görüyoruz. Aslında net bir şekilde bir sorun olduğunu bize gösteren bir görüntü var. Şu döneme bakarak hareket edersek aslında 2007-2008 kriziyle net bir şekilde bir zirve çubuğu oldu ve önceki kapanışında altında bir kapanış yaptık. Bakın burası, bu dönem çok önemli çünkü bu dönem Amerika para basılıyor propagandasının en yoğun olduğu, doların dinamiklerinin en az anlaşıldığı dönemlerden bir tanesi. Hala öyleyiz ama biraz daha iyi anlaşıldığı gibi gözüküyor. Buna rağmen 2009 yılındaki harekete baktığımızda bir iç yıl olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Önceki dibin üstünde bir dip, ancak önceki tepenin altında bir tepe, yani bir iç yıl pozitif bir kapanış olmasına rağmen. Ertesi sene ne olmuş? Ertesi sene önceki kapanışın altında bir kapanış, önceki dibinde altında bir dip. Ertesi sene ne olmuş? Kapanış bazında bakarsak yine önceki zirveyi geçmiş olmasına rağmen kapanışa bakıyorsunuz altında kapanmış. Dolayısıyla buradaki euro pozitif haberlerin tamamının nötralize olduğunu görüyoruz. Nihayetinde tekrar satış, tekrar satış, tekrar satış, şu anda da bilmiyoruz. Yoğun bir şekilde aşağıya doğru bir baskı olduğunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz sentetik euro üzerinden de bakalım. Burada da her zaman konuştuğumuz gibi aşağı yukarı 1.02-1.01.60 seviyeleri söz konusu ki burası kırıldığında ne zaman kırılacağını elbette bilmiyoruz. Burası kırıldığında çok daha sert satışlarla aşağı yukarı 82 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Kısa vadede opsiyonları da alış olduğundan bahsetmiştim geçen hafta. Nitekim bir iki haftadır burada da işte 1'e gidiyor, 1.02'lere gidiyor. Yazdık, konuştuk bunları. Argümanları vardı. Argümanların ortaya çıktığı anda piyasanın terse yatırıldığını biliyoruz. Opsiyonlar tarafında da alımlar hala devam ediyor. Dolayısıyla Euro'da biraz daha yukarıya doğru bir hareket söz konusu olacak. 1.05.20'nin önemli olduğunu Cuma günkü videoda da söylemiştim. Nitekim sert alımlara rağmen kapanışın gerçekleştiği seviyeye bakarsak 1.0.20'nin hemen etrafında bir 1.05.20'nin hemen etrafında bir kapanış oldu. Bu açıdan henüz
netleşmiş bir yukarı hareket yok. Ama opsiyonlar tarafından baktığımızda yukarıya doğru bir hareketin daha olası olduğunu düşünüyorum. Burada da 1.01.60 seviyesi kırıldığında net bir şekilde aşağı doğru bir hareket olacak. Ama şu an için yukarıya doğru zıplamalar söz konusu olabilir. Tabi şurada da bu zıplamaların ne kadar beyhude olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir trader mantığıyla yukarıya gitmek, yukarı trende oynamak veya trend demeyeyim de yukarı bir tepkiye oynamak mantıklı olabilir. Ama ben pozisyon açısından bahsediyorum. Gün içinde zaten trade pozisyonu açılması gerekirse mail atıyorum. Pozisyon taşıma açısından ama yukarıya doğru hareketlerin hala satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bir iki gün sonra da yukarı tarafta nereleri görmemiz söz konusu olabilir. Onu paylaşacağım. Buradan altınla devam edelim. Ekran sayısı çok olunca altın tarafında da kapanışa bakıyoruz. Yıllık baza çeviriyoruz. Şimdi önceki yılın üzerinde bir kapanış yaptık. Bu aslında pozitif bir gelişme. Ancak ana resmi değiştirmeye yetiyor mu? Ben çok emin değilim. Şurada gördüğümüz biraz daha kritik kabul ettiğim seviyeler var benim. 1204 1182 bunlar kırıldığında önemli oranda ses çıkarmıştı. Kuvvetli bir şekilde satış yemişti. Dolayısıyla evet önceki yılın altına kaymadık. Pozitif bir gelişme. 1040'ın altına kalmadık. Kapanışımız da üzerinde oldu ama yeterince kuvvetli olduğu düşüncesinde değilim. Ben özellikle de şurada gördüğümüz önceki senenin üzerinde bir tepe görmemize rağmen hareketin aşağıya doğru kapanmış olması altın açısından bence negatif bir gelişmeye işaret ediyor. Şimdi burada çok yoğun kullanmasam da faydalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir koyarsak 61.8'lik düzeltmenin aşağı yukarı 890 dolar civarına geldiğini görüyoruz. Biliyorum burada işte çıkartma maliyeti vesaire gibi argümanlar var ama piyasalardaki hızlı dönüşlerin yaşanması için panik hareketler ideal hareketlerdir. Yani burada yavaş yavaş bine gevşemesindense çok hızlı seri bir şekilde 890'ı görüp dönmesini ben altının uzun vadeli trendi açısından tercih ederim. Dolayısıyla burada yaşanacak olan senaryonun da o yönde olacağını düşünüyorum. Yani çok yavaş bir gevşemeden ziyade çok hızlı bir şekilde binin altını görüp bir dönüş olacağını ve tabii bu sene olursa bu sene 2018'de olursa 18'de bu hareketten sonra da çok önemli bir altın rallisinin başlayacağını düşünüyorum. Ama şu an için baktığımızda yeterince kuvvetli bir kapanışın gelmediğini söylemek mümkün. Şurada gümüş tarafına da bir göz atalım. Gümüş tarafına da baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Burada da evet geçtiğimiz senenin üzerinde bir kapanış yaptık ama yeterince kuvvetli bir kapanıştan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bence burada da daha düşük seviyeler kaçınılmaz bir şekilde gelecektir. Ama pozisyonlama açısından bakarsak altın tarafına göz atalım. Önceki yıllara oranla, daha doğrusu önceki haftalara oranla çok daha düşük bir net long pozisyon olduğunu görüyoruz. Burada hatırlarsanız çok tartışmıştık şuradaki rekor seviyeleri ki tekrar altını çizmek istiyorum.
Aynı durum şu anda Amerikan 10 yıllıklarında var. Bu zirvelerden sonra da altın toparlayamadı. Amerikan 10 yıllıklarında da benzer bir temkin içinde olmamız gerekiyor. Şurada diğer kontratlar açısından da euro dolar, yani faiz kontratı açısından da bir göz atalım. Bakın orada da biraz toparlanma olmasına rağmen tarihi short seviyelerdeyiz. Bu nedenle faizler tarafında bir gevşeme beklentim sürüyor. Kuvvetli bir gevşeme beklentisi, hafife almamak gerekir bu kadar çok pozisyon olmasını. Her neyse, uzadı bile. Herkese iyi bir hafta diliyorum.